Rüyada göz görmek. İhya, insanın iman nuruna, kalp gözüne, feraset ve sezgi gücüne, göz ucuyla bakmak in ve nefrete, birçok gözü olmak dindar ve salih kul olmaya, tek gözlü olduğunu görmek, meselelere tek yönden bakmaya, yalnız bir taraftan menfaat beklemeye, dinen zayıflamaya, erkek kardeşi yahut çocuğu varsa birinin ölmesine yahut doğru sözlü, mümin bir kimseye, gözlerini yitirmek yardım görmeye yahut çocuğun vefat etmesine yahut kendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmamaya, şaşı göz üç katçı ve yalancı insana, güzel göz sevinç, neşe ve akıllılığa, iman ve ilim aydınlığına, çirkin göz kötü söz ve nazara, kirpikleri yolunmuş göz dine zarar vermeye, bir kirapinin yolunması, kendini rezil etmek isteyen düşmana, sağ göz erkek, sol göz kız çocuğuna, gözünü çıkardığını görmek bir çınanı deşmeye, bir iltihabı akıtmaya, göz oymak uzun ömre, gözü perde inmesi üzüntü ve kedere, buna sabrederek erişilecek ecir ve mutluluğa, göz kapaklarımını koruyan her türlü tedbire ve onu güvenceye alan zikata, göz kapakları sevinç ve mutluluk sebebi olan şeylere, göz kapaklarının kenarı din ve imanı koruyan tedbir ve amellere, gözde görülen çapak çocuğa, gözün zayıf görmesi haramlardan mümkün mertebe kaçınmaya, gözlere ummak haramlardan kaçınıp, farz ibadetleri yerine getirmeye, göz ağrısı ve onda gözlenen hastalık ve çirkinlik din ve dünyalıktaki noksanlığa, gerçeklere gözlerini tıkayıp batıl şeylerle ilgilenmeye delalet eder. Ayrıca bakınız. Gözyaşı. Molla Cami, rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalp gözüdür. Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapmayacağını işaret eder. Eğer bu rüyayı gören bir fakirde uğramışsa, o kimse kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanına dönmeyeceğine işaret eder. Rüyada bir topluluğun birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez. Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine işaret eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa onun kızını alır ve ondan bir hayır görür. Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düştüğünü görse, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabası ölür. Rüyada gözlerinin ağrıdığını görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve kusurdur. Gözsüzlüğü noksanlığa işaret etmesi daha fazladır. Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görse namazın terk etmesi veya zikatını vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir. Çocuğu olmayan salih bir kimse rüyada gözlemden rahatsız olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar. Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağına işaret eder. Rüyada gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, dinini ıslah eder. Bazı tabirciler, rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, malını ıslah eder. Bazılarında o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözlerinin ışığı olur, dediler. Bazı tabirciler ise eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu eder ve onun saflık haberini alarak sevinir, dediler. Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiği erinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüşünden daha hayırlıdır. Gözlerinde beyazlık bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdiği bir kimseden ayrılır. Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu sonra bu perdenin aşılmasıyla gözlerinin ışıklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gelir. Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah, sizi, onun üzüntüsünü giderir.